Faro Lazer Skener Focus 3D ürününüzün video kılavuzuna hoş geldiniz. Württemberg Dükü tarafından 1717'de inşa ettirilen Ludwigsburg Almanya'daki Schloss Favorite'deyiz. Görevimiz bu barok kraliyet sarayının 3 boyutlu olarak belgelemek. Diğer özellikleriyle birlikte binanın öne çıkan yönü, çatının tasarımındaki ayrıntının zenginliği ve ön cephesine entegre edilen çeşitli heykellerdir. Geleneksel yöntemlerle bu binanın ölçülmesi çok fazla çalışma ve zaman gerektirir. Yeni Faro Lazer Skener Focus 3'te bu tür karmaşık ölçüm görevlerinin çözümü için en ideal cihazdır. Ölçüm cihazı, gerçek dünya nesnelerinin fotorealistik 3 boyutlu görüntülerini oluşturur. Lazer ışını, nesneye olan mesafeyi ölçmek için kullanılır ve aygıtın dönüş açısı verileriyle birlikte uzaydaki koordinatları belirler. Bu tür 3D koordinatların birkaç milyonu, çevrenin eksiksiz bir 3 boyutlu izlenimini sağlar. Faro Lazer Skener, bir profesyonel ölçüm aracından daha fazlasıdır. Küçük boyutlarına, kolay taşınmasına ve kurulmasına ek olarak kullanımı ve anlaşılması çok kolay bir çalışma mantığına sahiptir. Entegre dijital fotoğraf makinesi, nokta bulutu gerçek renk değerlerini vermek için kullanılabilecek fotoğraflar çeker. Tüm bu özellikler Faro Lazer Skener Focus 3D'nin çok çeşitli alanlarda kullanılabilmesini sağlar. Tarayıcıyı açtıktan sonra başka bir işlem yapmadan hemen taramaya başlayabilirsiniz. Start Scan, taramayı başlat, dokunmatik ekranın işletim panelinin ortasında görünür. Bu düğmeye hafifçe dokunduğunuzda tarama başlar. Ancak ilk olarak ana ekranın açılan menüsündeki geçerli ayarlara göz atmak istiyoruz. Burada hem proje verileri hem de etkin profil ilişkili tarama parametreleri ile gösterilir. Bunlar çözünürlük ve kalite ayarlarından oluşur. Tarama işleminin beklenen süresi de gösterilir. Gözlerinize zarar vermeden güvenli bir şekilde durabileceğiniz minimum mesafe her zaman belirtilir. Bu noktada dairesel ve eksenel minimum göz güvenliği mesafesini birbirinden ayırırız. Tarayıcının çevresindeki tehlikeli alan dairesel minimum mesafenin silindir yarıçapına eşit ve eksenel minimum mesafenin yansıtma merkezinde başlayan silindirin boylamsal eksenine eşit olduğu bir silindir olarak açıklanabilir. Artık profili değiştirebilir veya parametre ayarlarını gereksinimlerinize göre doğrudan menüden düzenleyebilirsiniz. Örneğin tarama işlemini hızlandırmak için kalite biraz düşürülebilir. Tarayıcıyı etkinleştirmeden önce lütfen lazer gözlüğünü taktığınızdan ve emniyet alanını diğerlerinin kolayca görebileceği şekilde işaretlediğinizden emin olun. Tarayıcı artık başlatılabilir. Lazer çalışırken birimin üzerindeki ışıklar kırmızı renkten yanar. Ekranda geçerli ilerleme durumu gösterilir. Tüm çevre 180 derecelik bir dönüşün ardından taranmış olur. Ayarlara bağlı olarak tarayıcı dönmeye devam eder ve yerleşik dijital fotoğraf makinesi kullanarak renkli fotoğrafları kaydeder. Aygıt daha sonra eğim ölçerleri kalibre etmek için bir dönüş daha gerçekleştirir. Taramanın tamamlandığını belirten bir uyarı sesi duyulur. Sonuç ekranda gösterilir. Resmi genişletebilir ve belirli alanlara daha ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Tarama verileri SD kartta saklanır. Yerinde tarama bittiğinde birimi kapatın ve taşıma çantasının içine yerleştirin. Yeni Faro Lazer Skener Focus 3D ile çalışmak bu kadar kolaydır. Ancak şimdi asıl görevimize dönelim. Böyle bir yapının 3 boyutlu eksiksiz bir kaydını oluşturmak için elbette farklı konumlardan çok sayıda tarama gerçekleştirmek gerekir. Bu nedenle kaledeki tarama çalışmamız için bu malzemeleri yanımızda getirdik. Tarayıcı bir SD bellek kartına, lazer emniyet gözlüklerine, bir pile ve dış güç kaynağı için kabloları içeren bir güç paketine sahiptir. Tarayıcı genellikle yalnızca pil gücüyle çalıştırılır. Dış güç kaynağı kullanıldığında pil de eş zamanlı olarak yeniden şarj edilebilir. İsteğe bağlı olarak bir tripod kullanılabilir. Projemiz için ek hedeflere ihtiyaç vardır. Kamuya açık alanlarda çalışırken tarama alanının çevresini kuşatmak için gerekli malzemeleri yanınızda getirmenizi öneririz.
gerekli tüm taramalara genel olarak gözden geçirebilmek için proje dikkatli bir şekilde yapılandırılmalıdır. İlişkili dosyaları proje klasörleri içinde gruplamanızı öneririz. Bu klasör yapısı doğrudan tarayıcıda oluşturulabilir. FaroSeen programını kullanarak tarama verilerini daha sonra kaydedebilir ve analiz edebilirsiniz. Her projede kullanılan klasör yapıları ve temel dosya adları önceden tanımlanır. Bu durumda dış ve iç mekan taramalarını birbirinden ayırmak iyi bir fikirdir. İç mekanlar için katlara dayalı alt bölümler oluşturulabilir. Proje yapısının yanı sıra bir profil de oluşturulabilir. Profil, gerçekten taramaya ilişkin parametre ayarlarını içerir. Aynı şekilde girişler doğrudan tarayıcıda veya SIN yazılımıyla yapılır. Çözünürlük ve kalite, dosya boyutu ve tarama süresini belirleyen ana parametrelerdir. Renkli tarama seçeneği ve belirli filtre ayarları tarama parametrelerini tamamlar. Bu şekilde oluşturulan bir proje daha sonra tarayıcıdaki SD kart tarafından çağrılabilir. Eksiksiz bir genel sonuç elde etmek için taranacak projeyi önceden incelemenizi ve ilgili tarama konumlarını belirlemenizi öneririz. Nesnenin zemin planı bu konumların belirlenmesinde yardımcı olur. Çoklu taramalardan oluşan projelerde önceden sözü edilen hedefler tek tek taramaların sonradan bir genel nokta bulutunda birleştirilmesine olanak tanıyan referans noktaları olarak önem taşır. Kusursuz birleştirme için komşu veya izleyen taramada üst üste gelen 4-5 hedef olmalıdır. Hedefler, küreler ve kareli bir desenle yazdırılmış sayfalar olabilir. Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra tripodu ilk tarama noktasına yerleştirmeniz gerekir. Tarayıcının yüksekliği, görüş alanı mümkün olduğunca çok nesneyi kapsayacak şekilde seçilmelidir. Tarayıcıyı başlatmadan önce lazer güvenliğini unutmayın. Her zaman gözlerinize zarar vermeden emniyetli bir şekilde durabileceğiniz dairesel ve eksenel minimum mesafede durun. Buna ek olarak lazer emniyet gözlüğünü takın ve emniyet bölgesini diğerlerinin kolayca görebileceği bir şekilde belirtin. Artık kaleyi gerekli tüm açılardan yakalamak için çok daha fazla tarama yapıldı. Tarayıcı bir tarama noktasından bir sonrakine taşınırken kapatılamaz veya tripoddan çıkarılamaz. Tarayıcının dik bir şekilde taşındığından, şok ve darbelerden korunduğundan emin olun. Tüm tarama işi tamamlandıktan sonra tarayıcıyı kapatmak için güç düğmesine basın. Işıkların yanıp sönmesi durduktan sonra birim kapanır. Artık tarayıcıyı demonte edebilirsiniz. Tarama verileri SD kartta saklanır. Bilgisayara döndüğünüzde toplanan veriler SIN yazılımıyla işlenir. Kaydetmek, diğer bir deyişle tek tek taramaları birleştirmek için öncelikle bellek kartındaki verileri sabit disk sürücünüze aktarın. Bunu yapmak için SIN yazılımınızı açın ve taramalarınızın bulunduğu SD kartı kart okuyucunuza yerleştirin. SIN, SD kartı otomatik olarak tanır ve kart üzerindeki verileri içe aktarmak isteyip istemediğinizi sorar. Bunu onaylayın. Taramalar şimdi karttan bilgisayarınızdaki proje klasörüne kopyalanır. Önceden oluşturulan proje yapısı artık SIN yazılımında kullanılabilir ve bir genel bakışın sağlanmasında yardımcı olur. Ayrıca tek tek taramaların kapsamlı bir 3D model olarak kaydedilmesini de kolaylaştırır. Kayıt işleminden sonra tek taramaların birbiriyle uzamsal olarak herhangi bir ilişkisi olmaz. Bu uzamsal düzenlemeyi oluşturan işleme kayıt adı verilir. İlk adımda taramalardaki referansları tanımamız gerekir. Karşılık gelen referanslar tanımlanır. Bu SIN yazılımı tarafından otomatik olarak yapılabilir. Bu örnekte referans olarak kürelerin kullanılmasını göstereceğiz. Ancak köşe noktalarını veya taramaların diğer ayırt edici noktalarını kullanmak da mümkündür. Son adımda her bir taramanın birbirine göre pozisyonunu ve yönünü belirlemek için ilgili referanslar kullanılır. Kayıt tamamlanır. SIN yazılımında bu adımlar için Pre-Process Scans işlevi kullanılabilir.
Bu işlev Operations menü girişi aracılığıyla tarama klasörünün bağlam menüsünde bulunabilir. Scene yazılımının tarama sırasında kullanılan kare desenli hedefler ve referans kürelerinin yanı sıra köşe noktalarını ve diğer ayırt edici noktaları aramasına izin verin. Bizim yaptığımız gibi renkli tarama yaptıysanız, taramaların renklendirilmesini de burada gerçekleştirebilirsiniz. Taramaların aşağıdaki kayıtlarının yanı sıra tüm bu işlemler daha sonra daha geniş kapsamlı bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Taramaların sayısına ve boyutuna bağlı olarak bu işlem birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir. Kayıt işlemine yardımcı olmanız ve yazılım tarafından tanınmayan referansları el ile belirlemeniz gerekebilir. Veya yanlış eşleşmeleri düzeltmeniz de gerekebilir. Bunun için de View menü girişi aracılığıyla tarama klasörünün bağlam menüsünde açabileceğiniz eşleme görünümünü kullanabilirsiniz. Bu görünümün yardımıyla tek tek taramaları taşıyarak ve döndürerek referansları ile doğru bir şekilde eşlenmelerini sağlayabilirsiniz. Bu düzeltmeler gerçekleştirildiğinde kayıt son olarak taramaların doğru uzamsal ilişkisini belirleyebilir. Sonuç, tarama nesnesinin kayıtlı bir nokta bulutudur. Çeşitli scene işlevlerinin yardımıyla her türden ek geometrik ölçümler sanal alanda kolayca gerçekleştirilebilir. Nokta bulutları AutoCAD gibi bir CAD programına aktarılabilir ve modelleme için bir temel olarak kullanılabilir. Görevimiz artık tamamlandı. Ludwigsburg'daki Schloss Favorite tamamıyla tarandı ve artık orijinal bir dijital 3D modeli oldu.